Yeni bir videodan herkese merhabalar. Sizlere bahsettiğim üzere şirket tanıma videolarına devam edeceğiz. Aslında bu bizim için borsada hala hisse fiyatları makul yerlerde gezerken aslında tarama yapıyoruz birlikte. Hangi şirketlere yatırım yapabiliriz bu süreç içerisinde bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple de bu videolar bizim için önemli. Çünkü şu anda eğer fırsat varsa yatırım yapma yönlü değerlendirmemiz gereken şirketler varsa zaten tam olarak bu tarz dönemler içerisinde o şirketleri bulmalıyız ve yakalarına yapışmalıyız. Şimdi bu doğrultuda bazı incelemeler yaptım. Bunları sizlerle ara ara paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi ilk önce enerji teknolojileri sektörü kısmına geldim Fintables üzerinden. Neden bu alana bakıyoruz? Biliyorsunuz beklentiler fazla, yatırımlar devam ediyor. Şirketlerin enerji sektörüyle alakalı yenilenebilir enerji sektörüyle de özellikle alakalı çalışmaları, yatırımları hala devam ediyor o yüzden bu sektöre yine bakmakta fayda var. Peki bu sektörde fırsat görebileceğimiz makul şirketler neler var dediğimizde hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum ve piyasa değerine göre sırala diyorum. En yüksekten en düşüğe doğru bana sıralıyor. Ve en düşükte en düşük piyasa değerinde Orge olduğunu görüyorum. Daha önce de bahsettiğimiz şirketlerden biriydi. Şimdi yine detaylı bir şekilde orgeye bakacağız. Hala fırsat var mı? Bunu görmeye çalışacağız. Piyasa değeri olarak en düşük olduğunu görüyorum. Rakip şirketleri arasında 4.9 milyar TL ile ve en düşük piyasa değerine sahip olduğu halde bakıyorum FK'sı piyasa değeri bölü defter değeri yüksek mi acaba diyorum. Orada da herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. FK'sı 10.15 diğer şirketlere nazaran, rakip şirketlerine nazaran en düşük FK'ya sahip, piyasa değeri bölü defter değeri tarafında da gayet uygun bir veriye sahip olduğunu görüyorum. 4.87 yine rakip şirketlerine nazaran en düşük ve firma değeri bölü FAVÖK tarafına da baktığımda 8.89 diye bir değer görüyorum. Burada da yine en düşük değere sahip olduğunu görüyorum. Peki bu kadar çarpanları düşük olmasına rağmen, piyasa değeri düşük olmasına rağmen bu şirket neden ucuz kalmış? E peki şirketin satışları, karlılıkları mı yükselmemiş? Hemen özet rapor kısmına geliyorum ve burada Hemen 5 çeyreklikten 10 çeyrekliğe alıyorum bu durumu ve şöyle satışlarına bakıyorum. Çeyreklik satışları istikrarlı bir şekilde artış var. Çeyreklik favoyu istikrarlı bir şekilde artıyor. Çeyreklik net karı da aynı şekilde artış yaşamaya devam etmiş bu dönemler içerisinde. Aşağıya doğru devam ediyorum. Kaynak dağılımını görüyorum. Bizim için önemli olan alanlardan biri ve şirketin öz kaynakları %57, kısa vadeli yükümlülükleri %29 ve uzun vadeli yükümlülükleri de %14'lük kısmı kapsıyor. Kaynak dağılımı gayet makul borç kaynakları gayet iyi durumda. Borçlulukları e, yüksek oranlarda değil ve piyasa değeri dedik 4.9 milyarda, ödenmiş sermayesi 80 milyon TL. Şimdi bu ödenmiş sermayeye rağmen aslında nispeten düşük bir ödenmiş sermayeye sahip olduğunu görüyorum 80 milyon TL ile. Buna karşılık şirketin brüt karının 507 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyorum 2023 9 aylık dönemde. Net dönem karı 349 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Ödenmiş sermayesine göre baktığımda gayet güzel karlılıklar elde ettiğini görüyorum. Şirketin FAVÖ'ünde geçen yılın aynı dönemine göre %142 artış yaşanmış. Bunlar gayet güzel veriler. Şirketin satışları %104 artmış. 2029 aylık dönemde 1 milyar 5 milyon TL'lik satış elde etmiş şirket. Bunlar benim için çok önemli veriler. Burada Gördüğüm üzere şirketin FK'sı düşüktü. Piyasa değeri bölü defter değeri düşüktü. Burada satışlarını, karlılıklarını kontrol ettiğimde de herhangi bir olumsuz veriye rastlamıyorum. Demek ki bu şirket hala makul değerlerde görünüyor. Şirket satışlarını ve karlılıklarını artırmasına rağmen FK'sı şişkin bir durumda değil. Piyasa değeri bölü defter değeri şişkin bir durumda değil. Şimdi demek ki bu şirket bana bir potansiyel vaat ediyor olarak karşıma çıkıyor. Hemen bu noktada ne yapıyorum? Şirketin Hemen web sitesine geliyoruz. Genel olarak burada bir bakış atıyoruz web siteye. Sonra devamında ara dönem faaliyet raporunu birlikte inceleyeceğiz. Evet 25 yıldır güvenle büyüyoruz diyor. Ve şöyle aşağı doğru indiğimde şirket elektrik tahüt işleri, yenilenebilir enerji alanı ve ticaret alanında yani e, başta elektrik kabloları olmak üzere her türlü elektrik malzeme ve ekipmanını kurumsal satış hizmeti olarak sunmaktadır diyor. Direkt olarak e, ürün satışı da yaptığını anlıyoruz. Ve devam eden bazı projelerini gösteriyor. Ve hizmetlerimiz demiş rakamlarla orge kısmında da 600'den fazla çalışan, 7 milyon metrekare tamamlanan kapalı alan elektrik işi yapmışlar ve 71 tamamlanan projesi ve 12 tane de devam eden projesi olduğunu görüyorum. Bunları detaylı bir şekilde şimdi faaliyet raporu üzerinden göreceğiz. Şimdi ara dönen faaliyet raporuna geldiğimde hemen önemli bilgilerle başlıyorum. Şirketin genel bilgilerine baktığımızda şirketin faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, her türlü elektrik taahhüt Proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermektir diyor. Şirket 98 yılında kurulmuş ve ilk önce Orga Enerji Sistemleri İnşaat Metal Ticaret e, Anonim Şirketi olarak bu ünvanda kurulmuş ama 2010 yılında Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve sermaye yapısına baktığımda sermayesinin 80 milyon TL olduğunu gördük ve halka açıklık oranı da şirketin %49.87 olarak karşımıza çıkıyor. Hemen aşağıya doğru devam ediyorum. Şirketin güncel 2023 9 aylık dönemde personel sayısının toplamda 453 kişi olduğunu görüyorum. Web sitesindeki bilgi muhtemelen yenilenmemiş ve 2022 Aralık sonu itibariyle Toplam personel sayısının 538 kişi olduğunu görüyorum. Burada personel sayısında bir azalma olduğunu görüyoruz. Devam ediyorum hemen şirketin Araştırma ve geliştirme çalışmaları kısmına geldiğimizde şirketin herhangi bir araştırma geliştirme çalışmasının bulunmadığını görüyoruz. Ve şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yerine bakıyoruz. Şimdi bu alan bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü şirketin şimdi verilerinin iyi olduğunu gördük. Satış ve karlılıkların arttığını, FK ve piyasa değeri bölü defter değeri gibi çarpanlarının düşük olduğunu, piyasa değerinin düşük olduğunu gördük. Şimdi buradan şirketin sektörünün ve şirketin bize önümüzdeki gelecek dönemde bir şeyler vaat edip etmediği, potansiyelin olup olmadığı bizim için o sebeple önemli. Geleceğe dönük bu şirket hakkında ve sektörü hakkında bir beklentiye girmeli miyiz? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi elektrik taahhüt işleri büyük ölçüde konut yatırımları bünyesinde gerçekleşmektedir. Sektör, otel, AVM, konut ve ticari karma projeler, enerji santral ve sistem yatırımları ile kamu alt ve üst yapı yatırımlarını içeren çok bölüntülenmiş bir yapıya sahip bulunmaktadır özellikle inşaat alanı olmak üzere geniş bir ihtiyaca hizmet verdiğini anlıyoruz. Şirketin sektör içerisindeki payı ise yüzde %2 ila 3 olarak tahmin edilmektedir diyor. Ve elektrik taahhüt sektörü inşaat sektörünün ayrılmaz bir parçası olup inşaat sektöründe inşaat sektöründe yaşanması muhtemelen her türlü olumlu veya olumsuz gelişme doğrudan elektrik taahhüt işlerini etkilemektedir diyor. Birbirleriyle inşaat sektörüyle doğru orantılı bir şekilde ilerledikleri görüyoruz. En önemli maliyet kalemi kablodur diyor bu sektör için. Kablo fiyatları da bakır ve çelik gibi emtiaların fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla bu gibi ana maliyet kalemlerinin dövizdeki artış dışında emtia fiyatlarına bağlı olarak fiyatlarının artma riski bulunmaktadır demiş. Şimdi burada gördüğümüz üzere şirket, otel, AVM, konut ve ticari karma projelerle enerji santral sistem yatırımlarıyla ve altyapı üst yapı yatırımlarıyla ilgilenen bu alanlara faaliyet gösteren, hizmet veren bir şirket ve inşaat sektörüyle doğrudan e, ilgili olduğunu görüyoruz. Olumlu ya da olumsuz gelişmelerinden etkilendiğini görüyoruz. Bu da bizim için önemli bir veri. Çünkü ülkemizdeki inşaat sektörüne olan artan talep ya da azalan talep şirketi doğrudan etkileyecek bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında kablo fiyatlarından, bakır çelik emtia fiyatlarından doğrudan ilgili olduğunu görüyoruz ve burada grafiğini kontrol ettiğimizde bakırın 6 aylık grafikte fiyatın düşüş yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Demek ki biz bu şirketi ve sektörü takip ederken bakır fiyatlarını da dikkate almalıyız bu tarafın takibini de yapmalıyız. Hemen yatırımlar kısmıyla devam ediyorum. 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle Hatay ve İstanbul'un Şile, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde yatırım amaçlı gayrimenkuller bulunmaktadır diyor. Dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkul alımı yapmamış şirket ve satışı da yapmamış. Önceden elinde bulunan gayrimenkullerden bahsediyor. 1 Ocak 2023 ve 30 Eylül 2023 döneminde gayrimenkullerden 898.965 TL kira geliri elde etmiş. 2022 9 aylık dönemde ise bu veri 440.380 88 TL olarak gerçekleşmiş ve yaptığı tadilat gideri bulunmamaktadır diyor bu gayrimenkullere. Herhangi bir tadilat işlemi yapılmamış. 2023 yılı Haziran ayında Hatay ve İstanbul'un Şile, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi hususunda bir danışmanlık şirketi ile anlaşılmış ve yapılan bu değerlemeler neticesinde Hatay'da bulunan arsalar için 15 milyon 225 bin TL, İstanbul Şile'deki 6 adet villa ve arsası için 76 milyon 250 bin TL, Kartal'daki 2 adet dükkan için 10 milyon TL, Ümraniye'deki bina için 21 milyon TL, Kadıköy'deki binanın 26 nolu bağımsız bölümü için 58 milyon TL ve Maltepe'de bina için 33 milyon TL satış değeri takdir edilmiştir diyor. Yani bu değerlerde şu anda elinde yatırım amaçlı tutmuş olduğu gayrimenkulleri mevcut ve bağlı ortaklık kısmında bir tane bağlı ortaklığı olduğunu görüyoruz. Şirketin AND İnşaat Ticaret AŞ ünvanlı bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin 250 bin TL sermayeli bir şirket olduğunu görüyoruz ve iştiraktaki payı da %99 olarak görünüyor. Devam eden projeler kısmına geldik şimdi. Şirketin 4 tane devam eden metro hattı projesi var. Bir tane Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü projesi mevcut. Bunları görsel olarak da web sitesine görmek isterseniz bakabilirsiniz. Folkart Nefes İstanbul projesi, Türksel Ankara Veri Merkezi projesi ve Türksel Gebze Veri Merkezi projesi de hala devam ediyor. Ve Koç Üniversitesi Yurt Yerleşkesi projesi devam etmekte. Foça Tatil Köyü projesi devam ediyor ve 3 tane de devam eden GES projesi mevcut olduğunu görüyoruz ve şöyle devam ediyorum aşağıya doğru. Finansal tablolar kısmına geliyoruz. Şimdi FinTables üzerinden de bu verilerin gayet iyi durumda olduğunu, 10 çeyreklik olarak verilerine baktığımızda satışlarının, karlılıklarının gayet artmış olduğunu gördük. Burada da özet olarak şöyle rakamsal olarak bu verilere bir bakalım. 2023 9 aylık dönem ve 2022 yıl sonu itibariyle bakıyoruz. Dönem varlıkları 949 milyondan 1 milyar 538 milyona yükselmiş. Güzel bir yükseliş yaşamış dönem varlıklarında. Duran varlıkları 186 milyondan 259 milyona yükselmiş. Toplam varlıkları ise 1 milyar 136 milyondan 1 milyar 797 milyona yükseldiğini görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülükleri 362 milyondan 524 milyona yükselmiş. Uzun vadeli yükümlülükleri ise 108 milyondan 254 milyona yükselmiş. Kaynak da alanına baktığımızda olumlu bir durumda olduğunu görmüştük. Öz kaynakları 664 milyondan 1 milyar 18 milyona yükseldiğini görüyoruz. Şirketin ödenmiş sermayesi 80 milyon dedik ve şirketin 2022 9 aylık dönem ve 2023 9 aylık dönemdeki hasılatına bakıyoruz. 493 milyondan 1 milyar 5 milyona yükselmiş. Satış maliyetleri 288 milyondan 497 milyona yükselmiş. Elbette satış maliyetlerinde de artış yaşanmış. Şirketin hasılatına yaklaşık 2 katlık bir yükseliş olurken satış maliyetinde ise yaklaşık 1.7 katlık bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Şirketin esas faaliyet karı 192 milyondan 443 milyona yükseldiğini görüyoruz. Burada da yaklaşık olarak 2,5 kata yakın bir yükseliş yaşandığını görüyoruz ve dönem karı ise 170 milyondan 349 milyona yükseldiğini görüyoruz. Burada da yaklaşık 2 katlık bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Pay başına kazanç kısmında ise 2.13'den 4.37'ye yükseldiğini görüyoruz. Pay başına kazancının ve şirketin marjlarını hemen kontrol ediyoruz. 2022 9 aylık dönem ve 2023 9 aylık dönemdeki verilere bakıyoruz. Yine bürüt kar marjı %41'den %50'ye yükselmiş. Faaliyet kar marjı %38'den %44'e yükselmiş. Net kar marjında herhangi bir değişiklik olmamış. %34 olarak gerçekleşmiş. Öz sermaye karlılık oranı ise %43'den yüzde 55'e yükseldiğini görüyoruz. Öz sermaye karlılığı da gayet iyi bir durumda olarak görünüyor. Ve kaynak dağılımının iyi olduğunu söyledik. Ve aşağıya doğru devam ediyorum. Dönem sonunu takiben ortaya çıkan önemli gelişmelerine bakıyoruz. Şimdi şirket büyük kuruluşlarla iş yapıyor özellikle. Hem devlet kurumlarıyla hem de özel sektörde projeler alıyor. Bunlardan birim Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi projesi hala devam ediyor ve 711.968 euro artı 17.618.000 TL tutarındaki sözleşme revize edilmiş 810.000 euro ve 22.072.000 TL olarak yeniden fiyatın belirlendiğini görüyoruz. Muğla ilinde inşa edilecek Bodrum Hillside Otel projesinin elektrik işlerine yönelik olarak verilen teklif kabul edilmiş ve sözleşme bedeli sürecin tamamlanmasından sonra açıklanacağını söylemiş. Bir başka anlaşma ise şirketle yurt içi yerleşik bir şirket arasında 2 milyon 500 bin dolar tutarında kablo satışına yönelik anlaşma sağlanmış. Bir başka anlaşmada şirket ile Sekron şirketi arasında cel gücü sistemi DC ekipmanlarının ülkede satışına yönelik işbirliği anlaşması imzaladıklarını görüyoruz. Cel gücü sistemi nedir diye baktığımızda raylı sistemlerdeki elektrik tesisatı ile ilgili işler olduğunu görüyoruz. Böylece Şirketin faaliyet raporunda tamamlamış oluyoruz. Genel olarak toparladığımızdan şirket sektörde en düşük piyasa değerine sahip olan şirket. Buna rağmen e, piyasa çarpanları düşük olduğunu gördük. FK'sı, piyasa değeri bölü defter değeri, firma değeri bölü FAVÖN'ün düşük olduğunu gördük. Bunlar yine karşımıza olumlu olarak yansıyor ve şirketin yine bunlara rağmen Çarpanları düşük olmasına rağmen satışlarının, karlılıklarının, FAVÖ'nün istikrarlı bir şekilde artış yaşadığını gördük. Şirketin kaynak dağılımının gayet makul olduğunu gördük. Bunun dışında öz kaynak karlılığının güzel bir oranda olduğunu ve şirketin marjlarının da gayet güzel bir oranda olduğunu gördük. Ve sektör olarak incelediğimizde de sektörün yine geleceğe dönük, iş vadeden bir sektör olduğu karşımıza çıktı. Tüm altyapı, üst yapı projeleriyle ve tabii ki yine geleceğe dönük yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeliyle şirket iş alımlarına, faaliyetlerine devam edebilecek güçte bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şurada bakın Fintables'da yeni iş ilişkileri kısmına da geldiğimizde bakın yılbaşından bu yana yani 2023 Ocak ayından bu yana toplamda 2 milyar TL'lik İş alımı yaptığını görüyoruz şirketin bunların bir kısmı dolar bazlı bir kısmı Euro bazlı bir kısmı da TL bazlı ama toplamda bu kadar iş alımı yapmış 2023 Ocak ayından bu yana Ben ileriye dönük Potansiyel vaat ettiğini Düşünüyorum bu şirketin Grafik bazlı incelediğimizde de benim videoyu çektiğim esnada fiyatı 62 lira 30 kuruş civarlarında ve şöyle genel olarak baktığımızda Günlük grafikte gayet dengeli bir görünümü var Zirvesinden Düşüş noktasına yaklaşık olarak yani bu düşüş döneminde bile sadece %25'lik bir geri çekilme yaşamış. Genelde daha dalgalı bir seyir izlemiş. Aynı fiyat aralığında genelde gidip geldiğini görüyoruz. Ve aşağıda kırmızı alan destek bölgesi, yukarıda da sarı alan direnç bölgesi mevcut. Bu arada sıkışan bir fiyat var. En çok 100 günlük emaya kadar düşüş yaşamış. Her defasında buradan tepki alarak yükselmiş şimdiye kadar. Ve şu anda 100 günlük emada 55 lira 85 kuruştan geçiyor. Tekrardan bu bölgeye gelirse güzel bir alım fırsatı verebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte size şunu söyleyebilirim. Kendi fikrimi söylüyorum sadece. Orge benim için düşmesini isteyeceğim, fiyatın geri çekilmesini isteyeceğim, bana alım fırsatı vermesini isteyeceğim şirketlerden biri. Açıkça bunu söyleyebilirim. 6 liralardan almış olduğum bir şirket bu. Gerçekten şimdiye kadar da çok güzel yükselişler yaşadı ve hala potansiyel barındırdığını düşündüğüm şirketlerden biri. Özet olarak sizlere bunu söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şirket tanıma videolarına, bu tarz şirket inceleme videolarına devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.